Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah Teala'ya hamdü senalar, Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlarımız olsun. Muhterem teletomoşabinler, Ma'rifiy suhbatlar turkumidan berilayotgan ko'rsatuvimizning navbatdagi soni efirda. Bugungi mavzuimiz farzandning ota-ona oldidagi burch va vazifalari deb nomlanadi. Bu mavzu, ya'ni ota-ona farzand o'rtasidagi munosabatlar, ularning o'rtasidagi haq-huquqlar masalalari hech qachon dolzarblikdan tushmagan. Çünkü insan var ki, elbette her bir insanın ota-onası var. Mana bu ota-onalar, ular için bir kadirli insanlar. Ularını kadirleş, hürmet kılış, izzet, ikram kılış, her bir farzandning daimi burçu. Hayatta yürgen ota-onalarını izzet, ikram kılışlık, bu farzandlarının burçu bulsa, hatta ki ota-ona vafat etkenden keyin ham, ular niketlerden dua kılıçlık, Allah'tan ularga rahmet, mağfiret sorab, daima ularını, ruhlarını şahat kılıp barışlık ham, farzandı zimmesindeki burçu. Demek, farzandlarının zimmesi de ota onalarının hakları bitmez, tükenmezdir. Şunun için bunu her kança gapirsek, şunca az, mana şu maksatta bugünkü korsatuğumuzda ham, mana şu mavzuga bağışladık ve bu mavzunu kengroq yoritib berish uchun mana ahli ilmlarimizni, ulamolarimizni davramizga taklif qilganmiz. Yonimizda Toshkent shahridagi Mirza Yusuf jami masjidining imom xatiblari Fozilxon Domla Ubaydullayev, u kishining yonlarida O'zbekiston musulmonlari idorasi qoshidagi fatvo markazining mutaxassislaridan Said Ahmad Domla Saydaraliyev, xush kelibsizlar qadamingizga hasanot. Fozilxon Domla Hazrat, keling avvalo shu ota-onani rozi qilish, ha, ularning duosini olish farzand uchun naqadar muhim vazifa, zimmalardagi burch va dinimiz buni qanday bizlarga bayon qilgan, keling mana shu haqida so'zimizni boshlasak. Alhamdulillah. Xo'p, rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. İslam dini ota-onani rozi qilishlikka, ota-onani xizmatini qilib, duosini olishlikka nihoyatda targ'ib qilingan. Yer yuzida biror bir din bo'lsa-ki, İslam dinidagi ota-onani mavqei, ota-onani xizmatini ado etishga buyurilgan bo'lsa. İslam dinida ota-onaga yaxshilik qilish, ota-onani rozi qilib, duosini olishlikka nihoyatda targ'ib ko'p va nihoyatda e'tibor berilgan. Alloh taolo Qur'oni Karimni 18 joyda o'ziga ibodat qilish bilan birgalikda ota-onaga yaxshilik qilishlikka amr etgan. Boshqa oyatlarda ham bor. Lekin yonma-yon kelgani o'ziga ibodat qilishlikka buyurib, ota-ona rozi qilishlikka yonma-yon kelgan oyatlar 18 da hukm bo'lgan. Shulardan biri Astaidu billah Isro surasida Alloh aytadi: "Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana." Sadaqallohul azim. Ya'ni Alloh taolo bu oyatda aytadiki, "Men amr etaman ey bandalarim o'zimgagina ibodat qilishlikka." Faqatgina o'zimgagina ibodat qilishga amr etdim. Va ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurdim deydi Alloh taolo. Qarang, o'ziga yaxshilik ibodat qilish bilan Alloh ota-onaga yaxshilik qilishni yonma-yon keltirdi. Luqmon surasida ham astaidu billah an ishkurli va validayk ila al-masir. Ey banda, menga shukr qil, ota-onangga shukr qil, meni huzurimga qaytasan. Mana shu oyatlardan ko'rin turibdiki, Allah özüge ibadet kılıçlikke büyürüş bilen bendelerini, ota onaga yaşlılık kılıçlikke. Bana yukarıdaki İsra suresini okuduk. Allah nime duat, özümge yine ibadet kılın. Ve ota onaga yaşlılık kılın. Keyingi surede, etat ki, menge şükür, Allah'a şükür kılıçlikke Allah amir etti.
Ve ata onaga şükür kılış kanaka, ata onanın hizmetini kılıp razı kılış diye bilen. Allah Teala egem bana şu hukumu su biz bendelerine buyurdu. Ata onanı razı kılarken bende, bu bende Allah'ın nazarına düşerdi. Allah'ın nazarına düşken bende iki dünyada harizar bu mıydı? Ota ona nazardan kaldı mı insan? Bu kim bolsun katli nazar? Allah'ın nazardan kaladı. Allah'ın nazardan kalan insan iki dünyada har bulmasından kalmıydı. Bunu hayatımızda, tecrübemizde hem bana kop insanların içinde yürgenimizden ki kurvamız. Kim nime kuvattı, nime eriş vattı. İnsan namaz okurup okurup, değil bükülüp kasayam. Rozu turup kılda ingiçke kasayam. Ota ona narıza mı? Allah onun ibadetini kabul kılmıyordu. Ta ata ona razı olmayınca. Şunun için Cenab-ı Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özlerinin mübarek hadislerde ettiler. Allah'ın razılığı ata ananın razılığıdır. Allah'ın gazabı ata ananın gazabıdır. Yani bu diğerleri ata ananı razı kılarken biz mi? Allah sizi bizden razı bularken. Ata ananı narıza kılıp uksiteyken biz mi? Allah sizi bizden hem razı bulmaydı. Muhterem azizler, bana bu ota ananı hürmet kılıçlık hadis-i şeriflerden nihayette cüde kop. Amr etilingen. Hatta ki ota ananı hizmetini kılıp, duasını alıp, razı kılıçlığı da Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mı aytken hadis-i şeriflere de hem ota ananı razı kıyan adamge Allah Teala'nın razılığı boşluğunu targıp kıyarlar, eytkerler. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir günü sahabalar ile oturgenlere de burnu yerge işgalansın, burnu yerge işgalansın, burnu yerge işgalansın. Bu digerler harb olsun digerler manada. Burnu yerge işgalansın digerler de sahabalar, ya Resulallah kimi burnu yerge işgalansın? Dip soruştular. Şunda ota onaları hayat bulup, onlarını razı kılıp, duasını alalmagan ferzenti bunu yerge işgalansın dediler. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhudan rivayet kılıngan Hazreti Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kınıkarlar ki kimi ki ota onası hayat bulup, şularını hizmetini kılıp, Allah'ın rızalığı yolu da, ziyaretini kılıp, karın ziyaret, birinci anakalı da, kaysın Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhudan rivayet kılınan hadiste Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Kimi ki ata anası hayat bu sayıbı, ularını irtelep Allah rızalı gülde ziyaret kısa, Allah şu bendege cenneti kiti eşkini açıp koyadılar. Eğer birilerini ziyaretse bir de cenneti eşkini açıp koyadı. Yani birler ötüp gitse, otası ötgenmesi, onası yok, onası ötgenmesi, otasını ziyaretse, cenneti bir eşkini açıp koyadı. Cennette hididiler. 500 yıllı mesafadan kip duradı. Onu hididen fakat yine günahkar, yani katta günah kıyan, bendeler tövbe kımegen bu ise. Ve ikincisi ota anasıge ak bugan perzent. Ve üçüncüsü katil rahim, yani karındaş uruğundan sile rahim alakası üzgen adam bir bahre kaladediler. Kogan adam şu cennette 500 yıllık mesafeden geledigen hididen hem bahramat bulup duradılar. Yani bu hididen bitti razı kılıp duasını agandı şun çeli beş ahiret. Yani cennetki kirişlik. O ahireti cennetten tayin bu dünyada hem. Ertege har zor bu mesleğe şu ata ananın duası sebep bulat. Ata ananı razı kılıçlık ferzenti zimmesine vacip. Ata anası kim borçlarını katli nazar. Hatta ki sahabelerden bir günü suhbet kırıp oturgenlere de İmam Tirmizi'de rivayette kelinadi. Ferzant bu dünya ve ahiret bahsede erişmekçi bulsa elbette ota anasını razı kılıçlık ki. Allah büyürgen. Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özlerini mübarek hadisleri ettiler. El cennetu tahta akdamil ummehatikum. Yani cennet onaların ayağı astıda. Onaların ayağı astıda cennet bugün deyken cennet istediğin adam
bu özünü onasını otasını oldu nihayet xor tutuş gerek. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Avvalambor farzand shu kamolga erishi, shu kuch-quvvat, shu aql, ilm, mansab, martabaga erishish uchun shu ota-onasining xizmatini unutish kerak emas. Shuning uchun ham xalqimizda bir gap bor, ulamolarimiz aytganlar, qaysi bir insonni baxt-saodati ziyoda bo'lib turibdimi, uni ota-onasiga qilgan xizmatini e'tiborga olsin. Chunki inson bir-biriga yaxshiligini bitta, o'nta yaxshilik qilish mumkin. Uni sanashimiz mumkin bir-birimizga qilgan yaxshiligimiz. Lekin ota-onani farzandi uchun qilgan xizmat, chekkan mashaqqatini sanab adoga yeta oladimi inson? Ana ota-onani nazardan o'tgan inson Alloh nazarda bo'ladi dedik yuqorida. Alloh nazarda bo'lgan inson xorizor bo'lmaydi. Mansab, martaba hammasidan jido bo'lsak ham ota-onani rozi qilgan odamga Alloh boshqalardan yaxshilikni bu dunyoda ham qaytartirib qo'yaveradi. Bilmagan, tanimagan taraflarida odamlardan Alloh yaxshilikni qaytartirib qo'yaveradi. Lekin ota-ona nazardan qoldimi farzand? Allohning nazarda qoladi. Allohning nazarda qolgan inson xor bo'lmasdan qolmaydi. U ilm sohibi bo'ladimi, mansab martabali bo'ladimi, ibodatli bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Oxirida bu dunyoda ham xorlikni tatib ko'radi. Achchig'ini. Chunki ota-onani duosi Allohning nazarda qabul bo'lmasdan qolmaydigan duolardan biri hisoblanadi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar, ota-onani duosi bilan Allohning o'rtasida biror bir to'siq parda bo'lmaydi. Ota-ona duo qilar ekan, Alloh qabul qilar ekan. Nima uchun deganda, birinchidan degan ekanlar ulamolarimiz, ota-onani duosi qalbidan xolis bo'lganligi uchun ekan. Hech mahal ota-ona bolasini duo qilganda bir duo qilsam bolam kishi nom beramikin, palon xizmatimni qilib beramikin demaydi. Yo'q, men bolam meni boqyapti, qarayapti, buni duo qilaman. Bunisi yuzimni yerga qaratib qo'ydi, holimdan xabar olmay qo'ydi. Buni duo qilmayman demaydi ota-ona. Farzand ota-onasiga mehr oqibat qilsa ham, bemehr beoqibatlik qilsa ham, ey Xudo shu bolalarim qatta bo'lsa omon bo'lsin, tinch bo'lsin. Bola opatingdan asragin, bolalarimni bir-biridan kam qilmagin deb hamma bolasini haqiga. U o'g'ilmi, qizmi, mehri oqibatlimi, bemehrmi, shunda duoni qiladi. Hattoki ota-onadaqa bu dunyoda inson yo'qki, men o'lsam ham bolalarim orqamda qolsin deydigan inson ota-onadi. Ota-onasiga bolasini puli, mansabi, martabasi u e'tiborga olinmaydi. Ota-onasi uchun bolasi necha yosh bo'lsa ham bola o'rnida ko'radi. Va shu bilan birgalikda ikkinchi sababi ota-onaning duosida riyo bo'lmas ekan. Tez qabul bo'lishining sabablaridan ikkinchisi riyo bo'lmaydi. Odamlar ko'rsin, bilsin uchun demaydi. Bolasini oldida ham, ketida ham, borida ham, yo'g'ida ham doim bolalarining haqiga bir yaxshi duolarni tilak istab, istaklarini Xudodan so'rab, duoda bardavom bo'ladi. Bunaqa zot inson ota-ona. Shunday insonlarniki qadriga yetmasak, duosini ololmasak ertaga siz biz ham duoyimizni xaridori bo'lmay qoladi. Ota-ona farzand katta qilar ekan, qancha-qancha mashaqqat chekar ekan, o'zi suvda qolsa ham bolalarim suvda yotsin deb, o'zi qiynalib mashaqqat cheksa ham bolalarim qiynalmasin deb, o'zi och qolsa ham bolalarim qonni to'q usti but bo'lsin deydigan, hatto men erishmagan narsaga bolalarim erishsin deydigan inson ota-ona bo'ladida. Mana shundoq ulug' inson ota-onani Allohim va uni rasuli janob payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam shularni rozi qilib duosini olishlikka va shu bilan birgalikda Allohning rahmatiga, mag'firatiga erishishga sabab bo'lar ekanmiz. Hattoki bir sahoba bir gunoh ish qilib payg'ambarimiz oldiga yig'lab keldi. Ya Rasululloh, ya Rasululloh, men bir gunoh ish qilib qo'ydim. Alloh kechirarmikin, tavba bormikin men uchun? Shunda Rasululloh Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ota-onang hayotmi? Yo, ular o'tib ketgan. Xolang bormi dedilar? Ha, xolam bor. Bor, xolangni xursand qilib duosini olgin. Alloh gunohingga kechirishiga bir yo'l bo'ladi degan ekanlar. Qarang, gunoh qilib qo'yib Rasulullohning oldiga kelyapti sahoba yig'lab, shu gunoh ish qildim. Buni tavbasini yo'li bormi? Alloh kechirarmikin deganda onang bormi, otang bormi deb so'rayaptilar-da. Shu gunohlarimizni kechirishligiga ham, kechirilishiga ham ota-onamiz roziliklari, ota-onalarimizni duolari sabab bo'lishini Rasululloh birinchi zikr qilyaptilar. Yo, onam ham otam ham o'tib ketganida onangni xolang bormi deyaptilar, bor, o'shani xursand qiling deyaptilar. Qarang, o'sha ota-onamizni duosi shu gunohlarimizni kapporat bo'lishiga ham sabab bo'lishini Rasululloh bayon qilyaptilar.
Domla, haqiqatan ham ota-onaning farzand zimmasida haqlari juda ham ko'p. Farzand har qancha qilsa ham u haqlarini ado eta olmaydi. Lekin ota-ona farzandiga bo'lgan hozir aytganingizdek mehri, ha, farzandiga nisbatan kuyinchiligi u qazgina qilgan narsasidan juda olam-olam quvonchga erishadi. Hech narsa qilmagan taqdirda ham baribir farzandi uchun hamma yaxshilikni Allah Teala'dan sorab dua kıladı. Haligi İbn Umar, Abdullah İbn Umar deb eske saldiz. Bir kuni hacda bir yigit onasını yelkesige opchib olib Ka'baning atrofini tavaf kıldırıp İbn Umar'ga borgan ekan, ey Abdullah, mana onam mani, ho, Yaman'dan olib keldim. Ko'tarib yelkamda yerga qo'ymasdan mana Allohning baytini tavaf kıldırıp haj kıldırdım. Nima deysiz? Mani onamni haqqini men ado etdimmi? Men zimmamdagi farzandlik burchimni shuncha bir katta bir eng buyuk ibodatni qildirib haqqini ado etdimmi deganda bir kechada yig'lab seni yig'laganingni ovutish uchun uyqusidan qolganlik bir kechaligini haqqini ado eta olmading degan ekan. Demak bu degan so'z biz farzandlarni zimmamizda ota-onalarimizning haqlari juda ham ko'p. Ularni oldida juda katta bir burchlimiz. Lekin ana shu burchlarimizni demak ado etadigan bo'lsak, albatta ota-ona rozi bo'ladiki, ana u keyin farzandni ikki dunyosini farovonligiga sabab bo'lar ekan. Yana shu o'rinda farzandlar bir narsa aytib o'tmoqchiman. Mana hozir endi 50-chi deb ko'ramiz, birlar otamga u qilyapman, onamga bu qilyapman, u bu deydi. Xudo ajrini bersin. Ertaga bolalarda o'ziga ham yaxshi xizmatlar Alloh qaytaradi. Lekin bu yerda ota bilan onani xizmati bilan farzand xizmati o'rta ozgina farq bor. Bu farq qanday bo'lsa, ota uni bolasini qo'ldan bitta non yemasdan turib xizmat qiladi. Xizmat qiladi. Bola ota-onasining qo'ldan nonni yeb katta bo'lib ulg'ayib, ota-onasiga qaytaradi. Shu yegan nonni qaytaryapti. Hali ota-onasi xizmat qilib uni qarzdor qilib qo'yapti. U hali ota-ona non yedimi bolani qo'ldan yo'q, uni ham Alloh biladi. Lekin bolasiga shu hali qo'lidan bir xizmatini qilmasa ham bolasi, bir non olib yedirmasa ham, shu bolasiga Alloh bergan mehr bilan, shularni yaxshi niyat bilan katta qilib xizmatini qiladi. Hech bir narsasidan irganmaydi. Hech bir qiynalsa ham mashaqqatni o'ziga olmaydi bolalar uchun. Lekin farzandlarcha vaqt kelganda yedirolman, ichirolman deb qo'yadi. Lekin ota-onachi hech minnat qilmaydi. Ana shuning uchun ham ota bilan farzand o'rtasida bir-biriga bo'lgan xizmatida bola qarzini uzyapti. Onasidan, otasidan yegan nonini qaytaryapti-da. Farqi shu yerda. Xolisligi ham shu yerda. Ya'ni Rasululloh davrlarida ona mundoq qolma xizmatlar mundoq qolgan ota-onang senga ali qo'lingdan bir evas ko'rmasdan, bir narsa ko'rmasdan turib, sana xizmat qilgan. Sen ona otangdan xizmat ko'rding, yaxshilik ko'rding. Balkim sen bu xizmatdan qachon qutular kimman deb o'ylayotgandirsan. O'zingga malol olib, otang senda malol olmagan deb farqini ham shunda aytib o'tganlar. Ha, albatta shunday. Said Ahmad domla, keling, mavzu mana shunga kelib ulandi. Demak, ota-onani farzand ta'minlashi, ayniqsa ular keksaygan vaqtida farzandini qo'liga qaragan vaqtida ularni xizmat qilishi deganimizda biz o'sha ta'minotini ham birinchi navbatda nazarga olishimiz kerak, to'g'rimi? Albatta. Bu ham keyingi paytda qandaydir bir muhim eslatishimiz, aytishimiz kerak bo'lgan masala bo'lib qoldi nazarimda. Chunki bitta ota-onani 4-5 ta farzandi bor, unisi yo'qda, bunisi yo'qda, to'g'rimi? Hammasi birdek qaramaydi yoki hammasi birdek ularga e'tibor qaratmasligi mumkin. Kimdir zimmasiga tushgandan keyin kimdir undan orinishi mumkin. Mana shu masalada ham demak bir shariatni, dinimizni ko'rsatmasini yetkazishligimiz ma'nuvicha maqsadga muvofiq bo'ladi. Marhamat. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Haqiqatan inson o'z ota-onasiga yaxshilik qilishligi, ota-onasini doimo holidan xabar olib, oziq-ovqatidan, kiyim-kechagidan
sağlık salamatligidan xabar olib turishligi aslida bu insonning zimmasidagi majburiyat, Allohning buyrug'i. Hatto mana domlamiz aytganlaridek Alloh taolo shu ishlarni, ya'ni ota-onaga yaxshilik qilish ishlarini Alloh taolo o'ziga ibodat qilish darajasiga ko'tardi. Ya'ni o'ziga ibodat qilishga buyurish bilan bir qatorda shu ota-onaga yaxshilik qilishga ham buyurdi. Ya'ni bundan anglashimiz mumkinki, inson o'z ota-onasiga yaxshilik qilishligi, ularni holidan xabar olishligi, ularni ta'minlashligi bevosita uning zimmasidagi vojib farz amallardan. Endi Alloh taolo mehribon zot ekan. Aslida biz bunga Alloh taolo savob bermaganda ham qilishimiz majbur edi. Ya'ni u ota-onamiz bizni yoshligimizdan katta qilib tarbiyalab qancha mashaqqatli kunlarni boshdan kechirgan. Shuni evaziga aslida biz ularga qaytarishimiz kerak. Agarchi Alloh bunga savob, ajr, mukofot va'da qilmasa ham. Lekin Alloh mehribon zot ekan, shu ota-onamizga qilgan yaxshiligimizga ham alohida ajr va savoblar va'da qilgan. Hatto o'sha o'zining farz bo'lgan ibodatiga tenglashtirgan. Shuning uchun har qanday farzand birinchi navbatda, ya'ni infoq qilish, sadaqa qilish, ihson qilish kimdan boshlanadi? Birinchi navbatda o'zidan, o'zining ota-onasidan, o'zining ahli baytlaridan boshlanadi. Payg'ambarimiz alayhisalomning hadisi shariflari bor. Insonning qilgan infoqlari, sadaqotlarining ichida eng yaxshisi bu o'zining yaqinlariga, ota-onasiga, ahli baytiga, farzandlariga qilgan infoqlaridir deganlar. Shuning uchun inson birinchi navbatda ya'ni zarur nuqtai nazardan ota-onasiga birinchi yaxshilikni qilish kerak. Bir-biriga sur qiladigan ish emas. Ya'ni men ha deb qilaveramanmi ota-onamga, sen ham qil degan ma'noda bir-biriga unaqa sur qiladigan ish emas. Bu insonni har bitta farzandni zimmasidagi vojib farz amallardan hisoblanadi. Nima uchun degan savol tug'iladi. Ya'ni nima uchun dinimizda bu qadar ota-onaga yaxshilik qilishga qayta-qayta mana o'nlab oyatlarda buyruqlar kelgan. Chunki deydi ulamolar, insonni vujudga kelishligida albatta Alloh taoloning, demak, bevosita buyrug'i, hukmi, irodasi bilan inson vujudga keladi. Lekin shuni to'g'ridan-to'g'ri sababchilari bu ota-onalar bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo bizga qayta-qayta eslatib, ya'ni va qazo robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Ya'ni Robbingiz buyruq qiladiki, amr qiladiki, undan boshqaga ibodat qilmanglar, o'zidan boshqasiga ibodat qilmaslikka buyuradi va orqasidan ota-onangizga yaxshilik qilishga buyuradi. Ya'ni eslatadi. Sizni vujudga kelishingizda, sizni mana shu dunyoga kelib, insonlar qatoriga qo'shilib to ulg'ayguningizgacha mana shu ota-onangiz sababchi bo'lgan. Shular sizga parvona bo'lgan, shular sizni tarbiyat qilgan degan ma'noda Alloh taolo bizga buyruq qilib, ularga yaxshilik qilishga buyuradi. Payg'ambarimiz alayhissalomdan hadisi sharif bor, Imom Tabaroniy rivoyat qilgan hadis. Man barro validayhi tubolahu. Kimda kim ota-onasiga yaxshilik qilsa, ularga xizmat qilsa, ularni ko'nglini olsa, ularni duosini olsa, tubolahu. Ana shu odamga tubo bo'lsin, ya'ni jannatdagi eng go'zal joy bo'lsin. Ya'ni tuboning yana bir ma'nosi barcha yaxshiliklar bo'lsin. Ya'ni o'sha insonga buyurilyapti eng yaxshiliklar. Va zadallohu fi umrihi, Alloh u kishini umrini ham ziyoda qiladi. Ya'ni kimda kim ota-onasiga yaxshilik qilib, xizmat qilib, ularni doimo xizmatida bo'lib labbay deb javob bersa buyruqlariga, ana bu odamni, demak, umri uzun bo'lishligi va jannat ham u kishiga, ya'ni mukofot sifatida berilishligi hadisi shariflardan bayon qilingan. Qolaversa, yana bir Imom Tabaroniyning rivoyatlarida aytiladi, demak, ridol robbi fi ridol validayni. Ya'ni Allohning roziligi ota-onaning roziligida. Va sahatuhu fi sahatihima. Va Allohning g'azabi esa ota-onaning g'azabida. Ya'ni modomiki ota-ona o'z farzandidan norizo bo'lsa, ulardan ranjisa, ulardan bir yaxshilik ko'rmasa farzandlaridan, bu bevosita Alloh taoloning g'azabiga duchor bo'lgan inson hisoblanadi. Allohning rahmatidan uzoq bo'lgan inson hisoblanadi. Hech qachon u kishi dunyoda ham, oxiratda ham saodat topmaydi. Ulamolarning ijmo qilishiga ko'ra,
Yani kek sayıp koyan, koludan bir işkemeyi koyan, aynısı kek sayıp koyan vakitte ota onalarının nafakası doğrudan doğru onlarının farzantlarına, yani zimmesine yüklediler. Bunda birer bir ulema, birer bir mezhep, yani ihtilaf kumagan, bir avazdan kabul kıyan ki, o şey ota ananı yemek içmeği, kiyim keçeği, hal ahvaldan haber alış bu farzandlarning doğrudan doğru zimmasida. Hatto Alloh taolo bizga o'sha oyat-i kerimada, Isro surasidagi oyat-i kerimada so'zma-so'z tushuntirgan. Ya'ni ota-onaga qanday yaxshilik qilish kerak, nima uchun yaxshilik qilish kerak, bularning sababini Alloh taolo Qur'oni Karimda bot-bot qayta-qayta tushuntirgan, xususan o'sha Isro surasida ham aytadi Alloh taolo: "Imma yablug'anna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Agar ota-onangizdan har ikkisi yoki birortasi sizni huzuringizda, ya'ni uni boshqa boradigan joyi yo'q bo'lib, sizni huzuringizda keksaygan bo'lsa, ularga hargiz uf dema. Fala taqullahuma uffin. Ularga uf dema. Bu nima degani? Odatda insondan uf degan so'z o'z-o'zidan chiqib ketib qoladi. Avtomatik deymizmi? O'zi xohlamagan holda chiqib ketib qoladi. Beixtiyor chiqib ketib qoladi. Ya'ni hatto shu so'zni ham aytmayapti. O'zing bilmagan holda ham uf deb yuborma degani bu. Nimaga? Chunki ularni ko'nglini ranjitma. Hattoki boshqa o'zini alohida tashvishlarini o'ylab ham uf demasin. Ha, hatto ha. Ota-ona toki o'ylab qo'ymasinki, mendan malollanyaptim deb o'ylab qolmasin. Ha. Vala taqul lahuma uf demadi. Vala tanharhuma, ularni jerkima. Ya'ni to'g'ri, ota-ona biroz keksayganda, qarib qolganda ularni, ya'ni ular zaiflashadi. Ular insonga malol kelib qolishi mumkin bo'lgan ba'zi bir ishlar ulardan sodir bo'lishi mumkin. Biror bir qo'ldagi ovqat to'kilib ketishi mumkin. Nimanidir yaxshiroq bir bajarilmasligi mumkin. Va hokazo odatda keyin farzandlar malollanib qoladi. Malollanganligi yuzdan namoyon bo'ladi. Mana bulardan ham nozik jihatlardan ham Alloh taolo bizni ogohlantirib, ularning huzurida hech qanday ularni ko'nglini ranjitadigan ish qilma. Hech qachon. Ularga balki vahfiz lahuma janaha zulli, ya'ni ularga rahmat qanotini yoz. Bu degani, ya'ni xuddi qush o'zining bolalarini qanoti ostida qanday saqlasa, ularga qanday, ya'ni oziqa olib kelib ularni yedirsa, sen ham xuddi shu kabi ota-onangga o'ta lutf bilan, muloyimlik bilan, o'ta bir mehr shafqat bilan ularga qara. Ularni duosini ol deydi. Qayta-qayta eslatadi. Bu bilamiz Qur'oni Karimda Alloh taolo juda ham muhim, juda ham zarur narsalarni bizga eslatgan. Shulardan bittasi mana shu ota-onaga yaxshilik qilish, ota-onaga demak doimo ularni holidan xabardor bo'lish, hammasi bir so'z bilan aytilgan. Ya'ni va bil validayni ihsana. Mana shu farz. Mana shu narsa insonning zimmasidagi vojib amal. Inson mana shu ihson so'zini amalga oshirish kerak. Ihson nima? Qur'oni Karimdagi va bil validayni ihsana so'zini ma'nosi nima desa, ota-onaga yaxshilik qilish. Bu umumiy ma'nodagi so'z. U yemoq, ichmoq ma'nosida yaxshilik qilasizmi? Ya'ni ularni oziq-ovqat bilan ta'minlash ma'nosidami? Kiyim-kechak bilan ta'minlash ma'nosidami? Turar joy bilan ta'minlash ma'nosidami? Yaxshi so'z aytish, yaxshi so'z aytib ularni ko'nglini ko'tarish, xushnud qilish, ularni rozi qilish ma'nosidami? Bularning hammasi mana shu va bil validayni ihson oyatining ostiga daxil bo'ladi. Shuning uchun farzandlar o'ta hushyor bo'lish kerak, o'ta ehtiyot bo'lish kerakki, hargiz ota-onasini ko'nglini ranjitadigan ish amal qilmasligi darkor. Ha, endi bir tomondan yana domla aytishimiz mumkin ekanki, bunday qarasangiz zimmadagi majburiyat deyish bilan bir qatorda aslini olganda har bir farzand uchun ota-onasini o'zini huzurida turishligi bu katta ne'mat. Albatta. Biz uchun katta berilgan bir imkoniyat. Haliga aytgandek jannatga kirib olishlik uchun Alloh taolo mana senga deb bir katta imkoniyatni berdi. Ahuma jannatuka aw naruka. Mana shu ota-onang seni jannating yo do'zoxing. Qaysinisini istaysan? Jannatni istaysanmi? Marhamat. Mana shular seni jannatga olib boradigan eshiklaring. Shular orqali kirib borar ekansan, senga katta imkoniyat bor. Alloh asrasin, do'zax istasang, mana shularni norozi qilsang o'zi kifoya. Domla aytganlardek bir umr hajga borib, boshqa ibodatlarni do'ndirib olgunu, ammo
huzuringdagi turgan ota-onang norizo bo'lsa, senga jannat eshigi yopiq, do'zax eshigi ochiq. Demak, bunday qaraganda bu mas'uliyat bilan bir qatorda tushungan farzandlar, tushungan insonlar uchun ota-ona katta bir imkoniyat, katta bir ne'mat ekan. Bundan demak unumli foydalanish kerak bo'lar ekan. Hozirjon qaraka, endi yana bitta narsa, mana hozir rozi qilishligi, ularni ta'minlashlik, qarashlik, duolarni olishlik deyapmiz. Shu bilan bir qatorda ularga itoat qilish ham kerak. To'g'rimi? Ota-onani rozilik qilishligini bitta ko'rinishi ularga itoat qilishlik. Farzand ularga tobe bo'lish kerak, ergashish kerak, ularni aytganini qilish kerak. Ha, o'sha amriga xilof ish bo'lmasligi kerak. Albatta, o'sha shariat belgilagan chegara asosida gunoh, ma'siyat bo'ladigan bo'lsa, albatta unga itoat qilinmaydi, lekin o'sha ota-ona o'zini haqqini so'rasa, to'g'rimi, o'zini ota-onalik haqqidan kelib chiqib unga bir ish buyuradigan bo'lsa, boshqa qiladigan bo'lsa, mana bu narsaga itoat qilishlik ham farzandni burchi. Itoatsizlik albatta ota-onani ranjitadi. Mana shular haqida ham keling, dinimizni o'sha ta'limotlarini tomoshabinlarimizga yetkazsak. Xo'p, albatta mana yuqorida qardoshlarimiz oyi karimani sharhlab berdilar. Ota-onaga bo'ladigan muomalatda farzand nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Alloh yuqorida yaxshilikka buyurdi dedik. Yaxshilik faqat yedirib, ichirib, keltirib uy-joy bilan nima yaxshilik bo'lsa, shuni o'z ichiga oladi. O'sha nima yaxshilik bo'lsa. Hatto kishi muomalatda ham Alloh Qur'oni Karimda fala taqullahma uffin dedi. Ya'ni Alloh amr etyapti, bandam ota-onangga uf demagin. Ya'ni ota-onaga uf deyishdan qaytaryapti. Ada oyi, men katta bo'lib qoldim, hali nima durasi, hadi u bo'lib qoladi-ku. Ana shu muomalatda banda shu ish qilsa gunohkor bo'ladi. Qattiq gunohkor bo'lib qoladi. O'sha muomalatda ham bola farzand ehtiyot bo'lish kerak. Demak, ota-ona avvalambor farzandiga doim yaxshilikni istaydi. Shu Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan ota-ona farzandiga mabodo zulm qilib qo'ygan bo'lsa-chi, nima qilish kerak bo'ladi deb so'rashganlarda Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, ota-ona bolaga yomonlik qilsa ham yaxshi muomalada bo'lishi lozim bo'ladi farzandga dedilar. Qarang, demak, o'sha muomalatlarda farzand ota-onasiga itoatida bo'lish, ota-onani aytganini qilib, ota-onani ra'yiga yurish farzandiga zimmasiga lozim. Lekin ota-ona inson bizda. Ota-ona shariatni chegarasidan chiqmasa, harom ishga buyurmasa bunday aytganda, ota-onani hamma aytganini qilish kerak. Chunki ota-ona doim farzandiga yaxshilikni istaydigan, yaxshilikni, yaxshi yo'llarni ko'rsatadigan insonlardan birinchisi ota-ona bo'ladi. Farzand uchun. Navoda ma'siyat ishlarga buyurib qo'ysa, unda itoat qilmaydi. Sahobalardan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam davrlarida iymon keltirib ibodatga o'tgandan keyin hali onasi chiqib olib, bu yo'lingdan qaytmasang, dindan, islom dinidan chiqmasang, o'zingni ota bo'yin yo'liga yurmasang, men yemayman ham, ichmayman ham, och qolib o'lib ketsam, keyin sen butun umr onasini o'ldirgan bu deb malomatga qolasan, deb o'g'lini shu yo'ldan qaytardi. Hali sahoba ikkita yo'lda o'tirsa, rasulullohlar keldi, onam shunaqa ish qilyapti, ya rasululloh, men nima qilay? Ma'siyat ishda ota-onaga itoat qilinmaydi. Harom ishlarga buyurganda, gunoh ishlarga buyurganda ota-onaga itoat qilinmaydi. Rasululloh nima deyaptilar? Yo'q, onangga bu yo'lida itoat qilmaysan, lekin yaxshi muomalada bo'lgin dedilar. Ana yaxshi muomalada bo'rdilar. Ona oxiri qarasa bolasi qaytmaydigan, keyin ona ham bolasini yo'lga yurdida. Ya'ni bolasini bola shunda itoat qilmaydi-da farzandlar. Mana masalan hozirgi kunda ko'pchilik yoshlarni ichida chiqayotgan jamiyat ichida bu oila masalasilarida ayniqsa sezilib qolyapti, ko'rinib qolyapti. Masalan, qaynona bilan kelin yoki chiqishmay qolsa, o'g'liga aytibdiki, xotiningni qo'ysa, yo masalan oq qilaman deyapti. Bu taloqni berasan, yo masalan norizoman deyapti. Bu gunoh ishga buyuryapti. Gunoh ishda farzand ota-onaning so'zini olmaydi. Chunki taloq abghazul halali illalloh at-taloq dedilar.
bir uzur Allah erkeğe halal kılıp bergen lafzlardan bir talağı kimde kim bir uzur etedi kimse Allah'ın azabı şu erkekke buladı Resulullah. Bana şuna ki halatlarda bolların iki yolu ortası kaldı. Şunu diyeyim, karın şeriatı buyruğu. O ona bu numara duasız şeriatı mamlaka iken mamlaka iken mamlaka işten kaytaradı. Ay can, adı can de. Yaşı mamlanı kılıp düşündürüp, şu günah işte, uzun tosadı. Ona sözünü olmasa, atasının sözünü olmasa, yok ki menge falan içimli yapki bir gün. Yok ki namazını okuma, yok ki mamını kama. De, yaman ibadetlerden, Allah'ını buyurdan kaytaradı gen bosa, şunu de yine bola itaat kınıydı. Lekin farzandlar bilsin ki şu farzandı, şu kamolga yetişige ota onanın hissasi katta. Savoblik, hayırlik, şeriatimiz ko'rsatgan Alloh va uning rasuli yo'llagan narsalarda Allohning yo'lida turadi, undan qaytaradigan ota-onaga itoat qilmasa gunohkor bo'lmaydi. Lekin yana sharti yaxshi muomalada bo'lish. O'sha xizmatini bardam qurish. Faqatgina hali gunoh ish qilmaslik. Shu buyuriladi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem davrlarda bir yigit otasından şikayet kılıyor. Ya Resulallah, bana şu otam, onam, bana dünyaya keçmiş saçı bu kadar, baktı o yigit kızdı. Lekin şimdi ben uzun tacırmam, ticaretten şuğulanamam. Şu otam, ben topkan mağlı dünyamdan bir usta işlet ettiler. Şu nime kereyi bosa otam, benden sonra masadlaşıp işletseler deyilgen mazmunda otasından şikayet kılıyor. Şimdi Resulallah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demediler. Ante ve maliki li abik. İnadan oğul seni özüngem, seni topgen malı dünyayla hemen ata anayını kudurdu gene kelle. Yani ata anayını kudurdu gene kelle, ata bugün de elbette taktiki anayım kredi de. Karın, hakikaten siz bizi ilimli, hunarlı, yok ki bir mansab mertebeli, küçük kuvvetli, aklınızı şirgen başın kim sebep? Şu ata anadı. Şu ata anayını özüngem, sen topgen malı dünyayla ata anayını kişiyle sebepçi bugün. Şunun rayasını kıyın. Resulullah şuna talim verdiler. Demek şundan konum çıkardı ki farzdan kim boşdan katli nazar. Avla alıp gitmedi mi? Ya Allah'ın zaman bu mıydı mı? Ya bir mansap martabada yukarı çok kısa çıkıp gitmedi mi? Ya ilimde, ya boyluyda. Bir farzdan özünün haddi hududunu biliş gerek. Çekeresini biliş gerek. Ota anasını hizmet kılıp, razı kılıp duasını aşık gerek. Dekin günah, masiyet işi yana kaytaraman büyürgen de şeriatımız ota anaga yani günah işte mahlukka itaat kılınmıydı. Halkı itaat kılınmıydı. Şu kayda gibi ne an? İtaat kılınmıydı. Lekin şun diyem, yakşı muamelede bu işlikke şeriat büyürdü. Yüz okur varış gereğmez. Bana işte tarihlerde, sahabilen tarihlerde, Resulullah'ın hadislerde, kop kop ibretli anakalı. Yani bu bitti kursatı bilen. Hamasını batafsil bayan kabul muydu? Biz şimdi az gün az gün bu sene yetkizmemiz ki geleceği de şunu işitken yaşlarımız, ferzantlar elbette şu boynudaki Huda buyurgan, Resulü kursatması ya amel kılıçlığını biz targıb kılıç. Bu deyip acatısı yan buladı. Rahmet damla. Şiddet bir nesi ağzı yardım geçti. Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselam uz otaları gelirken muamelaları Sure-i Meryem'de gelirdi. Karayın otaları azar but yasavçı yani Huda'nın düşmanları o şey şirk müşrikler için şu but senemler yasab veriş bilen şoğullanan kişinin ferzendi İbrahim aleyhisselam peygamberlerinin otası buldular. Şimdi. Allah-u Teala'nın halili. Şimdi. Hani o şey zat uz otaları hani müşrik müşriklerge o şey ibadet ne dedi sanamlarını yese beradigan otalarga ya abati ey otajon deb ha la ta'budi şeytan şeytanga ibadet qilmang bu şeytanın işini qilmang deb haligi farzand otasini shunaqa bir erkalab otajon deb gapiryapti otasi endi u kishini jerkib sen bilmaysan sen bunda kıl, bunda kıl, sen yok aldık. Yapırken deyem, hakkıya estağfirüleke Rabbi. Allah-u Teala'dan size hakkınızı, Allah'dan mağfiret sorayım ben. Allah size günahlarınızı keçirsin sorayım ben de. Evet. Yani otasıge şuna kadar küyünüp etken işleri bu şeytanlı işi. Allah'a düşmançılık kıladıkan iş. E otacan bu işlerini kımayın. Allah razı bu miydi? Yani, Allah size günahlarınızı keçirsin. Allah'dan sorayım ben degen o kişinin otasıya kıyan muamelesini ve hala ki o kim kendi zat Allah'ın dostu yu otaları Allah'ın düşmanı Allah. Ota balanın ortasındaki muamelesini bizge cüde yani bir güzel
ibret olarak bayan kılıp bergen. Yani şu yapızdan yapız olmadı mı? Yok yok. Yani bir İbrahim Aleyhisselam torse gitti. Ben peygamberman o siz ne duasız digeni yiyordu atasıya. Şunu da mı yaşmam olan? Yani şu ge talakli karen ki ona İbrahim Aleyhisselam oğulları İsmail Aleyhisselam ile ortalarda bu kadar Allah Kur'an'da nihayette çırali tarısı bizi ibret. Şundan örnek alışımızı çağırılıp Allah bayan kılardı. Yata gibi bu kadar. Şu Allah oğlunu kurbanlık kılıçlıkı emri etti. İbrahim Aleyhisselam, ey oğlum İsmail, Allah sizi kurbanlık kılıçlıkı, Allah'ın yolunda, yani kurbanlık kılıçlıkı, şu işlikke bana emri etti yanda. E ota ne meduasız ubu demedi. Otacan Allah etkenini kılın buyruğunu eda etin. Beni sabır kıl güçlerden ekelimin topasında. Karın otege. Otası mamda kılama sana digen de hem. İsmail Aleyhisselam boyun larını koyup otalarına muvaffak olan taleplerine hatta ki özlerinin canlıdan keçip bu seyem itaat kılıçlıkça demek bu kişi bu geldiğini şu elbette Kur'an hikmeti kop. Şunda. Kaysi zamandan biz ondan özümüz için ibret alamız desek hepsi var. Var elbette. Adab, ahlak var isteyem, ferzent, ata ona orada isteği münasebet, ferzentlerini atasıya, anasıya kılırken şirin, güzel münasebetlerin hepsini biz peygamberlerini özünü hayatından topşumuz mümkün. Bu geldiği için Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bayan kılıyordu. Ata onun narazı, kımaslık varası da, hatta ki ota onaga itoat qilish borasida yana bitta hadis hozir yodimga kelib qoldiki Abu Hurayra radhiyallohu anhu sahobalardan mashhur sahobalardan ko'p hadislarini shu kishi rivoyat qilganlarda payg'ambarimizni har bir aytganlarini qilishga juda ham bir ishtiyoqlari baland bo'lgan sahobiy payg'ambar alayhissalom deydilar bir kuni odamlarni g'azotga da'vat qildilar g'azotga chorladilar tayyorgarlik ko'ringlar falan kuni g'azotga chiqamiz dedilar. Shunda men ham harakatga tushib shu Rasulullohni qatorlardan qolmay dedimda uyga bordim. Uyda onam borlar. U kishining otalari yo'q, onalari. Bitta-bitta farzand, bitta-bitta onalari, shu onalarining duosini olishga harakat qilgan zot bo'lganlar borib darro uydan uni buni tutib, "Ha, bolam, nima qilyapsan? Ey Rasululloh, 2-3 kundan keyin g'azotga chiqamiz", deyaptilar. Men shunga harakat qilib bir narsalarni tayyorlashim kerak safarga desa, "Iya, ha men keksa onangni tashlab ketaverasam. Chiqmaysan. Yo, endi Rasululloh bilan men shuncha bir sharaf o'qishi bilan birga g'azovatda qatnashish. Mani yo'limni to'smang." desa, onalari onalikka borib, hatto hadisda shunaqa bayon qilinadiki, "Voy, men seni mana shu ko'kragimdan sut berib boqqan mana. Mani tashlab ketasanmi?" deb hatto o'sha bergan sutini pesh qilishgacha ham bo'ladi. Hech qilishgacha ham bo'ladi. Shundan keyin bu kishi aytadiki, "Yo, dedi, men dedi Rasulullohdan so'rayman agar shunaqa qilish kerak bo'lsa, bo'lmasam dedi, men chiqishim kerak deb o'ylayman." Shunda men bu masalani o'zim so'rayman deb borib, haligi bolalarga aytmasdan Rasulullohga aytadilar, "Shunaqa meni o'g'lim ketaman deb siz bilan. Meni shu oq sut berganimni pesh qilsam ham inobatga olmayapti." deb shikoyat qilib boradilar. Shu bilan keyin Abu Hurayra roziyallohu anhu Rasulullohni oldiga borsa, Rasululloh unga parvo qilmaydilar. Salom bersalam, ariy olmaydilar, buyoqqa qaraydilar. O'zlaridan ham, "Yo Rasululloh, men sizni xafa qildimmi? Nega unaqa menga munosabatingiz bunaqa yomon o'zgarib qoldi?" deganda, "Sen qanaqa farzandsan? Onang senga shu ko'kragini ko'rsatib, bergan oq sutini pesh qiladigan darajada unga itoatsizlik qilishing kerakmi?" "Nimaga sen uni otangni tashlab ketyapsan? Bor" dedilar. "Shu sen o'shani shu darajagacha olib bormasdan nima qilay?" deganda, "Borib sen qolasan. O'sha fi sabilillah chiqishliging mana shu onangni aytganini qilish bilan bo'ladi" degandan keyin shu joyda keyin men o'zimni xatoim tushundimda to onam dunyodan o'tmagunlarcha men u kishini tashlab ketmadim hech qachon. Dunyodan o'tmaguncha men shu fi sabilillohni onamni xizmatini qilishda topish bor ekanligini Rasulullohdan men eshitdim" deydilar-da, qarang. Demak o'sha hattoki shunaqa bir muhim narsalarda ham ota-onaniki bosib ketar ekan. Shunday. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'shunaqa haligi jihod qilaman deb ota-onasini yig'latib, ota-onasini norizo qilib kelganlarni qattiq koyganlar. Qanday yig'latgan bo'lsang, borib shunday xursand qilasan. Kuldirmaguningcha qo'ymagin. Ularni ko'ngliga xursandchilik solgin, seni jihoding o'shalarning xizmatida deganlar.
Demek ota onanın hakkı buna yukarıda etilgendik ibadette. Allah Teala o şey ibadetke buyurdu mu özüge? Ota onanın hizmet kısın, ota onanın razılığını asın, yaşlık kısın, o şeyem ibadet katarıda ben kabul kılaman digeni bularken. İbadet derecesi kurtarıldı da. Elbette ibadet bu kılınan işler. Yani bana şu ota ona Said Ahmet Damla bar bosa hazır etkenimizdik baht, farzandın bahtı. Duasını aladı, razılığını topladı. Kança kança zimmesindeki farzandlik burçlarını ada etiş. Ha? Şunu ketiden ülken derecatlar topuş imkaniyeti var. Ama haligi etedik ki ota ona murt, dünyadan utti, vafat etti. Hop şu dünyadan utti, vafat etkenden ki buldu. Farzandlik burçu nihayesi yetti. Şuradan tügedi deyimiz mi? Yok ki bu mesela uşandan ki inen var mı? Degen meselelerine hem var da. Dinimizde hem bu mavzuda bana sizden iltimas kılamız bayan kılsayız ki cüda kubla demek peygamberimizin hadislerde bu meseleler bayan kılınken de. Hakikaten Allah Teala'nın bendelerine mehribançılığı, rahmeti, mağfireti. Şu insanın ata anası hayat bulsa ki onu tırıklığı da, hayatlığı da hizmetini kılıp onların duasını alış imkaneti var. Lekin insanın ata anası vefat etkenden keyin endi o'sha farzandlarning zimmasida nima qoladi? Ya'ni hali ham birrul validayn majburiyati bormi? Vazifasi bormi degan savol. Ya'ni bu haqda hadisi sharif bor. Abu Usayd radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis. U kishi aytadiki, bir kuni biz payg'ambar alayhissalom bilan birga o'tirgan edik. Banogoh bir kishi keldi va u kishi Rasulullohdan so'radi. Ya Rasulullah, meni ota onam o'tib ketgan, ikkovlari ham. Endi meni zimmamda ular uchun qandaydir bir vazifalar bormi? Nima xizmatlar bor meni zimmamda? Yoki tugadimi, to'xtadimi shu bilan? Deganlarda payg'ambarimiz alayhisalom u kishiga quyidagi 5 ta, ya'ni vazifani yukladilar. Ya'ni kimniki ota onasi o'tib ketgan bo'lsa, endi u inson birinchi navbatda ota-onasining haqqiga duo qilsin. As-salatu alayhima dedilar. Ya'ni ularning haqqiga duo qilish. Demak, ota-onasi o'tib ketgan insonlar nima qilsalar yaxshi bo'ladi? Birrul validayn vazifasini qanday davom ettirsalar bo'ladi desa, birinchi navbatda ularning haqqiga doimiy ravishda duo qilish kerak. Yaxshi duolarni qilish kerak. Ikkinchi navbatda al-istighfaru lahum dedilar. Ularning haqqiga istig'for aytish. Ya'ni Alloh taolodan ota-onalarimizning, ya'ni o'tib ketgan ota-onalarning gunohlarini mag'firat qilish ma'nosida ularning haqqiga duo qilish dedilar. Va uchinchisi o'sha ota-onalar ahd vafo qilib ahd qilgan bo'lsalar, ya'ni kimgadir va'da berganlar, qandaydir bir kishiga va'da berib ketgan bo'lsalar u uni amalga oshirishga imkon topa olmagan bo'lsalar, endi farzandlar o'sha ota-onalarining bergan va'dasini, ahdini amalga oshirish kerak, ahdlariga vafo qilish kerak. Mana shu ham o'sha birrul validayni vazifasiga kiradi, ya'ni ota-onaga yaxshilik qilish vazifasiga kiradi dedilar. Va o'sha to'rtinchisi ya'ni ota-onaga aloqador bo'lgan har qanday qarindosh-urug'larni holidan xabar olish, ular bilan silay rahim qilish dedilar. Ya'ni bir insonni ota-onasi bor ekan, demak uni albatta uni amakisi bo'ladi, demak tog'asi bo'ladi, xolasi bo'ladi, ammasi bo'ladi. Ana shu amakilarni, tog'alarni, xolalar kabilarni holidan xabar olish, ular bilan silay rahimni ulash, ular bilan doimiy ravishda demak muloqotda bo'lib turish kabi vazifalarni yukladilar. Va beshinchisi, ya'ni vazifasi o'sha ota-onaning yaqin do'stlari bo'lgan, qadrdonlari bo'ladi. Ana o'shalar bilan aloqani tiklash, o'shalarni ham holidan xabar olishni vazifasini yukladilar. Ya'ni mana shu 5 ta turdagi vazifani inson bajarar ekan, u hali hanuz ota-onasiga yaxshilik qilish, ya'ni amaliyotni, ibodatni davom ettirayotgan bo'ladi. Ya'ni ota-ona vafot topdi degani ularni barcha yaxshi amallari to'xtadi degani emas ekan. Modomiki ota-onalar o'zlarining ortidan solih, yaxshi, tarbiyali farzandlarini qoldirib ketgan bo'lsalar va o'sha farzandlar
o'sha ibodat qilib, itoat qilib, solih inson bo'lib dunyoda chiroyli hayot kechirar ekan, bularning savoblaridan, bularning qilayotgan amallarini, demak, savobidan albatta ota-onalarga ham yetib boradi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilgan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey insonlar, ey mu'minlar, o'zingizni ham va ahli baytingizni, oilangizni ham o'sha do'zax o'tidan saqlang. Ya'ni ulamolar ta'kidlab aytadiki, o'zi inson, bir inson boshqa bir insonni gunohiga javob bermaydi. Hech qachon bir insonni gunohi boshqa bir insonni zimmasiga yuklatilmaydi. Ammo qo'l ostidagilardan baribir inson so'raladi. Chunki Rasulullohning hadislari bor. Kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Har bir inson mas'ul. Har bir inson, demak, oila boshlig'i oilasidan mas'ul. Bir inson oila boshlig'i bo'lar ekan, u farzandlaridan mas'ul. Farzandlariga chiroyli tarbiya berish kerak. Ularni salohiyatli qilish kerak. Solih insonlar qilib tarbiyalash kerak. Agar inson o'z farzandlarini mana shunday solih inson qilmasdan, ularga chiroyli tarbiya bermagan bo'lsa va natijada alal oqibat bu farzandlar Allohni tanimasdan, halol haromni tanimasdan dunyoda turli tuman fisq ishlarini bajaradigan bo'lsa, Alloh saqlasin, bularni ham yomonligidan yetib qolishligi mumkin. Shu ma'noda ulamolar ta'kidlab aytadi, demak, inson o'z oilasini mana shunaqangi chiroyli farzandlarini solih insonlar qilib tarbiyalash kerak. Va mana shuning oqibatida u o'zi vafot etib ketsa-da, uning ortidan qolgan farzandlarining qilgan yaxshi amallaridan nasibador bo'ladi, ularga savoblar, ajrlar yetib boradi deyishgan. Shuning uchun albatta inson ota-onam vafot etdi, endi hammasi tugadi demasdan, boyagi payg'ambarimiz alayhissalom aytgan hadisi shariflardagi vazifalarini bajarsa, ularning haqqiga duo qilsa, ularning haqqiga mag'firat so'rasa Robbisidan, silay rahimni uzmasa, bu hali hanuz o'sha, demak, Allohning buyrug'iga itoat qilayotgan, ota-onasiga yaxshilik qilayotgan farzandlar qatorida bo'ladi inshaalloh. Shu o'rinda bir narsa ijozat bersalar, mana yuqorida payg'ambarimizni tavsiyalarini aytdilar. Bu ota-ona vafot etdi, endi tamom bo'ldi, qutuldim emas. Balki yana farzandni, farzandlik vazifasi borki, umri poyoniga yetguncha. Rasululloh davrlarida, ya Rasululloh, mana men ota-onam xizmatini qilib turuvdim. Dunyodan o'tishdi, endi bo'ldi, vazifam qolmadimi? Farzandi vazifani, yana vazifam bor dedilar. Qanaqa vazifam qoladi, ular oramizdan o'tdi-ku deganlarida, Rasululloh aytdilarki, ularni haqlariga duo qilib, yaxshi amallarni eslab, zikr qilib borgin. Ya'ni farzandi birinchi ota-onasi vafotdan keyin ham, demak, shu ota-onasini qilgan yaxshi xizmatlarini esga olish kerak. U odam to'plasam shart emas, bizda hozir urf-odatda shunaqa odam to'pla, shu oila ahli, farzandlar, aka-uka, jigarbandlar bilan jam bo'lib o'tirganimizda ham, rahmatli otam lochangalar imorat qiluvdilar, onam bechoramizni oq yuvib, oq tarab katta qilgan edilar. Otamning yaxshi bo'lmoq ishlari, onamning yaxshi bo'lmoq nasihatlari bor edi. Allohim otam, onam rahmat qilgin deb bir eslab, haqlariga duo qilsuv. Birinchidan bu o'zimiz uchun savob, eslaganimiz uchun. Chunki shariatni buyrug'ini ado etdik, esladik. Ikkinchidan bu ota-onamizni ruhshod inshaalloh. Uchinchidan atrofimizda o'tirgan farzandlarimizga ham bu ta'lim tarbiya bo'ladi. Ertasi bizga ham boshimizda o'lim bor-da. Ertaga bu amalimizni ko'rgan bolalarimiz ertasi bizdan vafot etganimizdan keyin siz bizni eslaydi, haqqimizga duo qiladi. Chunki ota-onam, doda-buvimni eslardi deb, siz bizni ham eslaydi, haqqimizga duo qiladi. Shuning uchun ulamolarimiz aytdilarki, kimda kim tirikligida o'lganlarga oqibat qilarkan, o'zi ham o'lgandan keyin tiriklardan oqibat ko'radi. O'ziki tirikligida o'lganlarga oqibat qilmadimi? O'zi ham o'lgandan keyin tiriklardan oqibat ko'rmaydi degan ekanlar. Bu deganlar, ya'ni siz biz eslasak o'tganlarimiz, yaxshi amallari bilan. Savobli xayrli ishlarni qilsak, sahobalarda ko'p bo'lgan, ota-onamni ruhini shod qilaman, shu ota-onamni o'tib ketdan nima qilsam savob bor turadiganda sadaqa qilganlar aslida. Har bir sahobani o'zini imkonidan o'ziga to'qiydi, xurmozor sadaqa qildim, onamga savob deb tursin. Quduq qazdi, bular namoz o'qigandilar, bular istig'for etdi, ota-onaning haqqiga dedilar. Shuning uchun boshqa hadislarda ham valadun solihun yad'u lahu deb bir necha marta qaytadilarki, ota-onani orqasidan solih farzandlar qolib, shu ota-onani haqqiga duo qilib, savobli, xayrli amallarni qilib tursa, shu bolalarini, farzandlarini qilib turgan xayrli, savobli amalidan Allohim ota-onani jannatda ham darajotini yuqori qilib qo'yishi to'g'risida hadislar vorid. Bir mo'min solih odam vafot qilgandan keyin kundan kun darajasi yuqori bo'ldi.
Şimdi Allah da sordu, ey Allah, triliginde ben amel kurdum, cennetini kirizdin fazlin bile. Peki künden kün cennete derece attım, yukarı bu bunu sebebini mi? Sen arkandan salih ferzan kaldırıyordun. Şu ferzan denin kıptırgın hayli, sahabli amellerden, ben senin derece attığını yukarı koyma cennete de Allah. Yine ata ananı ruhunu şad rızakla diyen amellerden biri, ata ana beni yukarıda ettiler kardamlarımız, ata ana yaş görgen insanları yaşlı kılıç. Mehr akıbet sileyle hem kılıç gibi buyurdular. Resulullah. Ota ana oğlan var kim yaş göre triligi de. Birinciden ferzentlerini yaş göredi. Eki ukapı singiller boladı siz biz gibiler. Ota anamız yaş görediğin insanı kim? Oki ukapı sinisi siz bizge emek emme hale tağlar. Yine ota anamız yaş görediğin insanı kim triligi de? Yarı birader konu koşusu hem hamsır bugan hem fikir bugan yarı biraderi bulat. Mene şularge yaşlı kıyın mehir akıbet kursatkin ota anayın ruh şadır zabuladı Resul'a talim bir attılar. Lekin şu anda afsus ki bir narsani et otmaşman karaka mene hazır günde kaysi bir mahalle idarası mı kaysi bir sud idarası ge barmayın mumun man musulman man digan davayımız var şu insanlar ota onası vefat denkin, erzimegen dünya matahı üçün. Yer talaşıp, mul talaşıp, en o akamda kap gitti bu kendini sinimde memnun da adıp, birbirimle yüz görmez arazdı bu yürgelerimiz kança. Ota onaki büyürmegen derse siz bizge büyüredi mi? Ota ona bizden kap gitti attı, yani siz bizden hem kap gitti. Yerteyi talaşıp, tartışıp, eki ülkeleri yüz görmez mi olup, ota onamızın ruhunu çırklatamız. Meyli egeyen bolar biz. Lekin arkamızda kalan günah üstü günah ki arkamızda kaladigan perzentlerimiz emeke emeke vatçı tağa emme hala vatçılar birbirine düşman birbirine hasatçı buluşge sebepçi olup günah üstü günah attıramız. En yamanı ota ananın ruhunu çırpırtamız. Şunun için bana kardamlar etkilerdik ota analarımızı trilikde hizmetini kılıç bulsa ötkellerden ki yine ulanı aldı ki perzentliği vazifemiz ulanı ruhunu şadır rıza kılıp cennete derecelerini yukarı buluşge sebep buladigan amellerini kılıp umurumuz payağına yet gün içe. Şularını aldı da karşımız bar ilkerliğine esimizden çıkarıp koşumuz gerekemez. Yani ataneler degenimizde biz yani kelin çüremiz. Doğru mu? Yüge hanadangı kelin keledi. Kaynata kaynana degen bir nam bilen ataneli kıladı devler var mı? Doğru mu? Demek bu şeyem kaynata kaynanayam bir begonanın kızını yüge kelin kılı alıp gelip şimdi kızım da bariga oladı. O'ziga aile azosiga qo'shadi. Demek bana şu yerde o aile azosi bo'lib yaşagandan keyin erini ota onasi onun için ham ota ona bo'ladi. Keyingi paytlarda mana şu qaynota, qaynona, kelin ortasidagi bazı bir şu xizmatini qilish, boshqa qilish masalasida şu kelinler aman şu erimni itoat qilsam, erimni rozi qilsam bo'ldi-yu uydagi boshqa a'zolar yoki qaynota qaynonalarni unchalik xizmat qilish mani zimmamda emas deydigan tushunchaga boradiganlar ham borda oilalarni buzilishligida mana shu jihatlar ham ba'zida ta'sirini o'tkazib qo'yyapti. Shuni ham demak manimcha bugungi mavzuimizga ota-onani rozi qilish, farzandni oldidagi ota-onani haqqi, burchi degan masalalarga manimcha taalluqli tomoni borki, shuni bir yoritib ketsak. Xo'p. Albatta har bir ota-ona farzandi dunyoga kelarkan qancha mashaqqati bo'lsa boshdan o'tsada maqsadi nima? Shu bolalarimni o'g'il bo'lsa o'ylantirsam, rohatini ko'rsam, kella olsam, qiz bo'lsa mashaqqat chekib qizini qadar kuyovlar ko'rsam, navaralar qilsam degan yaxshi niyatda Xudodan so'rab butun borlig'ini baxshida etadi. Avvalambor bu masalaga kirishdan oldin nikohga e'tibor berish kerak. Nikoh muqaddas rishta deymiz. Allohning amri bu. Ana ilohiy rishtaligini qarangki, shu bizda da domla tegdimi oldimi nikoh o'qidi bo'ldi yo er xotin deymiz, asli noto'g'ri. Bu ilohiy rishta, Allohning hukmi. Shu o'qilingan nikohni orqasidan bir-biriga nomahram bo'lib turgan ikkita inson bir-biriga halol bo'ladi. Er xotin bir-biriga halol bo'ladi, kelin-kuyov. Va shu nikohni orqasidan mahramli sobit bo'ldimi, kelinni ota-onasi kuyovga, kuyovni ota-onasi kelinga ota-ona hukmiga aylanadi. Va uni orqasidan qarindosh urug' rishtalari bog'lanadi. Amakilar, tog'alar, amma xolalar bir-biriga qarindosh urug' rishtalari bo'ladi. Demak, shu Allohning nomi, Rasulining nomi zikr qilinib, guvohlarning hozirligida o'qilingan nikohda mahramlik sobit bo'ldimi? Mana shu kelin va kuyov har ikkala tarafdagi ota-onani hurmatini qilib, xizmatini ado etib, duosini olishlik
duosiga haris bo'lishlik shu o'qilingan nikohdan bo'lib boshlanadi. Kelin kuyovlik vazifasida. Bizda noto'g'ri tushuncha bor-da, unga ham ota-onalar yoshi ulug'lar ham sabab bo'lib qolamiz, afsuski. Masalan, o'g'limizni uylantirganimizdan keyin o'g'limiz otajon, onajon deb qanaqa-qanaqa hurmat qilib qolsa, bu yerda g'ashi kelibmi yo boshqami? Ya, nomji qanta qaynang deb ketding, u bu deydi. Shu bechora qaynata qaynadan nima ayib? Qizini boqib voyg'itib qo'lidan ish kelganda siz bolamizni o'g'limizni qo'liga bir topshiryapti. Jigarbandini yulib o'g'limizni qo'liga topshiryapti. Shu kelin o'g'limizni xizmatini qilyapti, bolasini tug'ib beradi, shuni tug'ib qotadigan bo'lsa ertaga o'g'limizni boqadi aslida. Shu qizini berishini o'zi sharaf. Shuning uchun ota-onalar ham bolam yaxshida qiz o'tirib sana omonatingga berdi. Sana xizmatingni qotib bolalaringni katta qilib beryapti. Shu ota-onani qaynta-qaynana xizmatini qil, duosini olish deyish kerak. Biz o'zimizcha bolamizni qaynatam qaynang deb ketding, unaqa bunaqa deb qaytaramiz. Ertaga o'zi ham shu bolamiz o'g'il qizi uli bo'lib voyaga yetib ertaga kelin kuyov qilganda kuyov o'g'limizni xorlab tursa, xab zo'r ish bo'yapti deb xursand bo'lamizmi? Afsuski, siz biz o'zimizni fikrimizni o'tkazaman deb Allohni buyurgan shariatni buyurgan savob ishlardan to'sqonmiz o'g'limiz. Man xadimi xodim edilar Rasululloh. Kim nima xizmat qilgan bo'lsa albatta qaytariladi. Yaxshi bo'lsa yaxshi, yomon bo'lsa yomon. Ertaga o'g'limizni ham boshiga shu kunni sop qo'yadi Xudo. Qizimizni ham uzatdingmi? Mana telefon chiqqan, telefonlarda eshitibmiz. Bir paytda onalarimiz, ayrim ayollarimiz qizlariga nasihat qilganda, hadib qaynta qaynayin durasanmi? Belim orati, boshim orati kirib yot damini ol, palonchi o'sining qilsin, palonchi qizi qilsin, sen ko'rma hadib xizmat deb qizini savob ishdan to'sibdi. Savob ishdan to'sibdi. Ertaga shu qizing ham kelinli bo'lganda kelini qizingni xor qilsa, ertaga xursand bo'lmaysan-ku. Qizimni kelini shunaqa qiyotdi. Bu qaytimli dunyo. Arpa ekib bug'doy, bug'doy ekib arpa olinmaydi. Shuning uchun qizlarimizga ham o'rgatishimiz kerak. Bolam, men hasratda o'g'il o'stirib, shu o'g'li omonatiga olib berdi sana. Xizmatini qil, qaynta-qaynaning duosini ol. Shu uy-joy seniki, shu qaynta-qaynaning seni ota-onang, eringi itoatli bo'l, qaynta-qaynaning duosini olgin bolam deb qizlarimizga nasihat qilishimiz kerak. Ya u unaqa bunaqa qilma demaylik. Chunki xalqimizda ham bir gap bor-u. Arpa ekib bug'doy, bug'doy ekib arpa olmaydi. Ertaga nima eksa shuni o'radi deydi xalqimiz ham. O'g'limiz ham qaynta-qaynasiga, chunki bu nikoh orqali bir-biriga mahramlikka aylandi-ya. Qizimiz ham qaynta-qaynasining qanaqa xizmatini qilsa, ertaga Alloh bolalaridan qaytartirib qo'yadi. Hasanul Basriy degan zot o'tganlar hamma biladi. Bu kishi tobiiylardan bo'lganlar. Shu zotni bir anaqalari bor, qisqa bo'lsa ham aytib bersam, ijozat bersangiz. Shu zot aytadilar, bir kuni Alloh xobimda ey Hasan, yaxshi nasl bilan yomon naslni ko'rish istaysanmi? Tursam xobim, tahorat olib namoz o'qidim, biroz nonushta qilib ko'chaga chiqdim aylangan. Yo'lda ketayotsam bir yosh yigit qariya odam do'pposlab urib turibdi. Borib ajratishga o'tdim. Shunda hali og'zi buni qoraqonga belan turgan qariya, ey birodar, qo'ying ajratmang, ursa urursin deb qoldilar. Men taajjubga tushib, ta'sir, siz qariya bo'lsangiz bu navqiron yigit ekan, urib sizni mayib qilib qo'yadi-ku. Ey birodar, bu badbaxt meni o'g'lim bo'ladi. Bir paytlar men ham otamni do'pposlab urganimda bolangdan qaytsin deb qo'ygan edilar. Men ham qaridim, kuchdan qoldim. Otamga qilgan jabristabimni qiyomatda qanaqa azobiga chekarkinman, ya'ni qanaqa chidarkinman uni azobiga deb o'ylardim. Bolamdan Alloh qaytartirib qo'ydi. Azgina bo'lsa ham qiyomatda otamga qilgan jabristabimni azobi yengillasharmikan deb ursa ursin deganim sababi shu edi. Asal Basri aytadilar, bu Alloh xobimni bildirgan qarish olgan yomon nasl shu. Bundan tamog'im qaqrab bir quduqni oldiga suv ichgani boruvdim. Bir yosh yigitga ko'zim tushdi. Orqasida qari chola olib chiqgan. Olib chiqib kelib quduqni bir chekkasi joyiga o'tkazib, quduqdan suv olib ichirdi. Shunda qariya qo'lini osmon ko'tarib lavlarini pishladi, nimadir duo qildi. Men borib salom berib o'zimni tanishtirdim. Ey otaxon, bu bola kim, nima deb duo qildiz? Shunda qariya, ey birodar, bu o'g'lim, ko'zimi qora chiqib jigarbandim farzandim bo'ladi. Ha, nima deb duo qildiz? Ey birodar, bir paytlar otam qarib, meni xizmatimga muhtoj bo'lganlarda zerikib qoldim bolam deganlarda orqamda opchi yurib, ko'chalarni aylantirib chanqadim deganlarida shu o'tirgan joyimga otamni olib kelib o'tkizib, shu quduqni suvi shirin salqin deb otamga olib ichirgan edi.
umur o'tdi, men ham qaridim, madorim qolmadi, belimda quvvat, oyog'imda madori yo'q. Otajon zirkkan bo'lsangiz deb o'g'lim orqasida opichib, men yura olmayman desam o'zim opichib aylantiraman deb orqasida opichib ko'chalarni aylantirdi. Chanqagan bo'lsangiz otajon men quduri suv shirin deb salqin otamni olib kelib o'tkizgan joyga meni o'tkizib shu qududan suv olib ichirdi. Manam şu otamni qilgan duolar yodimga tushib manam bolam duo qildim. Ey Allohim, o'zing shohidsan. Bolamdan men roziman. Bolamga ham bollaridan menga qilgan xizmatni ziyoda qilib qaytargin deb manam bolamni haqqiga duo qildi. Ana Hasan al-Basri aytadilarki, Alloh xomda bildirgan duo olgan yaxshilasi shu ekan. Shuning uchun muhtaram azizlar, ayniqsa yoshlarimiz, ha o'g'limiz, ha qizimiz, ha kelinimiz, ha kuyovimiz, shu ota-ona hukmiga aylandimi shu mu'tabar nikoh orqali Allohning amri bilan shu orqali bog'langan rishtani uzish kerak emas. Har ikkala tarafdagi qaynota qaynonalarni duosini olib rozi qilishlikni bolalarimizga o'rgataylik. Kelajakda inshaalloh yuqorida aytgandek Rasululloh man xadima xudima dedilar. Kim nima xizmat qilgan bo'lsa albatta shu qaytishini eslatib har ikkala tarafdagi ota-onani hurmatini qilib xizmatini ado etib duosini olishga targ'ib qilishimiz, o'rgatishimiz kerak. Uni bolalarimizni, qizimizni ham, o'g'limizni ham, kelin-kuyovlarimizni ham savobli xayrli ishdan to'sishlikdan bu gunoh ish ekanligini yaxshi bilib olishimiz kerak ekan. Rahmat domla. Sizlarga katta minnatdorchilik bildiramiz. Bugungi mavzuni juda ham me'yorga yetkazib bayon qilib berdinglar. O'ylaymizki, tomoshabinlarimiz ham juda mamnun bo'lishdi. Alloh taolo sizlarni ilmiylarni yana ham ziyoda qilib qilayotgan har bir xizmatingizlarga o'zi ulkan ajr va savoblarni ato aylasin, rahmat sizlarga. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan ma'rifiy suhbatlar turkumidan berilayotgan ko'rsatuvimizning bu galgi soni ham nihoyasiga yetdi. Alloh taolo bu ko'rsatuvdan olgan barcha bilimlarimizni hayotimizga tatbiq qilib, uni amalga oshirib, huzurimizdagi keksaygan ota-onalarimizni duolariyu roziliklarini topishligini Alloh barchamizga o'zi muvaffaq aylasin. O'tgan ota-onalarni Alloh taolo o'zi rahmatiga olib, ularni ham ruhini shod qilib borishlikni barcha farzandlarga o'zi muyassar qilsin. Mana shunday duolar bilan so'zimizni, suhbatimizni yakunlaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda didorlashguncha sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.